Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kaçta? 1579. 579 arkadaşlar. Bu 575 soruyu alacağım. Ondan sonra buradan çekip gideceğim. Soru şu, ilginç bir yerdir. Artık buraya gelen seçilmiştir, böyle ana baba günü olan dershaneler gibi değil. İlk defa mı geliyorsun kardeşim? Ha, Risale'de haberin var mı? Var, tamam. Getirdiğiniz adam getirirken yeni adam ona göre getirin. Burası biraz şey, enlemesine, derinlemesine biraz işleniliyor, zordur, tamam mı? Böyle adam sonra... Gerçi mutlaka ses kalır da, vallahi ne diyorlar ya, bunlar nereli bunlar, hangi memlekette yaşıyorlar, söylerse şaşırmayın bana. Kardeşim ilk defa görüyorum değil mi? Sizde var. He. Ünaye Satral'dan Murat abi gidiyor. He. Sınırlar abi. Tamam. Abi diyorum, çok eski. Çok eski. Sen hiç görmedin ki, belki ama seni gördüm. Değil mi? Şimdi bak, mevzu çok şey, o zat, Peygamberimiz için deniliyor. Nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Soru bir. İki. Aynı soru için ikinci şık. Şu kainatın çekirdeği dersiniz. Kainat onun nurundan halk olunmuş. Oysa Big Bang var. Üç. Her kainatın en ahir, en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Anlıyor musunuz? Ya oraya oturuyorsun da nasıl göreceksin Mustafa? Hep kulaklı tabakla. Daha önce gittiğin yerlerde hep kulaklıydın demek. Ya görselli ol ya. Öyle bak ki daha şey. Çünkü basar sıfatı da şey. Senin için diyor. Senin için diyor. Soruyu anladık mı abim? Hasan da her şey karışıyor. Ben dedim abi. Değil mi? Yasin geçen hafta fırçayı yiyince bu hafta. İstiyorum ki çok dolu olun, çok alın, çok istifade edin. Çok istifade etmenizi istiyorum. Şöyle diyeyim de bir dosyus madem. Ya bunları duymadan adam yaşadığını nasıl söylüyor? Ama kimseye söylemeyin bunu. Bunları duymadan ya anlama olsun. Duymadan, bu soruları duymadan, bunu merak etmeden ya sen niye yaşadın ki? Cennete gittin, tamam gittin. Hayır, cennete gitmek değil ki. Zaten oradan geldik, oraya gitmek değil ki. Kardeşim, orada ne isteyeceksin bu işin gidenler? Huri duymuş, tamam. Verecek. Bir anda her yerde istiyor, olmak istiyor, tamam. Yeme içme, tamam. Başka ne istiyorsun, o kadar. Diyormuş mu böyle bir şey? Yani ismi azamın, tecelli azamına mazar bir zat. İsmi azama mazar, arş azam. Böyle bir şey bir duymuş. Duymamış mı ölmüş? Kainatın çekirdeğiymiş. Kainat onun nurunda yaratılmış. Nasıl olacak bunlar ya? Böyle bir şeyler. Ya kardeşim, cennet gayet değil ya. Sen biliyor musun, Allah için çok değerlisin ha. Sen kendini bitirdiğini zannediyorsun ama Allah diyor ki, herkesin sırrı var, benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım diyor. Hadis-i kutsi ya. Bunlar duymadan gidiyoruz ha. Siyaset gitti, geldi, oldu, olmadı. Bilmem ne yaptı, geçindik, geçemedik. Araba aldık, alamadık. Bina aldık, alamadık. Çocuk oldu, olmadı. Çocuk adam oldu, olmadı. Ya bunlar mesele mi ya? Bazıları diyor ki, kafayı yedin tabii. Peki, soru buydu. Şimdi cevaba geçiyoruz. Hop! Çünkü siz kaliteli insanlarsın, burası mı? Heh. Bak, tek tek çalışılmış. Elhamdülillah. Çalışıyoruz hali. Şimdi bunu gördükleri zaman derste yazılmış, çizilmiş. Allah Allah, böyle oluyormuş. Tek tek kelime. La zana bakmıyoruz değil mi? Zana, lugata bakmıyoruz. 5,5 ay ayol. Kargasını bitirdik, müjde elhamdülillah. Şimdi has vuruyor. Ama hasta şey, kulası alıyorum. Sonra çıkartacağım, ne kadar çıkartacağım onu yapacağım. Zana.
Peki, ikinci müşkil. Yeniden şimdi bu saatte başlıyoruz Bismillah, tamam mı? Ey makam-ı istimada, istimadaki insan, şu ikinci işgal ettiğin hakikat, biraz önce okuduğum soru, ikinci soru lütfen. O kadar derindir, o kadar derin. Aşağı iner misin şöyle, okyanusta derin. O kadar yüksektir ki, sen neredesin? Bulunduğun yerden aşağıya ve yukarısın. Akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. Niçin? Hemen göstereyim. Akıl ne ona ulaşır ne de yanaşır bu mevzuya. Sebebi? Arkadaşlar, hepimiz bildiğimiz bir resim. Şu anda biz buradayız. Şu anda oturuyorsun ya. Ha, ama neyin hulasasısın? Yani o kadar güzel bir nimet ki 30 senelik şey. Yani sana 1000 tane veya bana anlatırsan edersin, kavrayamaz. İnsan donmuş et ve kemik değil, neymiş? Bak, çıkıyorum yukarıya. Niçin akıl ne buna yanaşır, ne de buna akıl ulaşır? Yanaşır o. Niçin ulaşamaz? Niçin yanaşamaz bu mevzuya? Kainatın çekirdeğidir. Kainat onun nurundan yaratılmıştır. Nasıl, niye yanaşamaz? Niye ulaşamaz? Sebebini söylüyorum. Sen burada mısın bak? Oraya bakın. Bak. Yedi kat sema. Alemi berza. Vefat eden buralarda. Şimdi burası iş mi yani şimdi burada? Bunlardan kurtulmak istiyorsun. Ben burada bir şey değil ki ya. Sen bak. Sonra çıkalım. Emrikün feykün. Yani kaf nun tezgah. Kaf nun tezgah. Ulan ne oldu? Nereye bastın? Büyük abi. Tekerle küçültebilir. Öyle mi? Vay anasın, ben neler yapmışım ya. Levhimah ve ispat. Kürs, nefis buradan takılmış. Nerede olduğunu şöyle göstereyim. Bak buradasın. Nefis buradan takılmış. Hissiyatlar buradan takılmış. İlim özellikleri burada takılmış. Cennet, cehennem burası. Bak görüyor musunuz? Bak buradasın. Bunu gaye yapıyorsun bak. Şuraya gitmeyi gaye yapıyorsun. Ama başka yer göstereyim sana. Buraya çıkma özelliğim var. Arş. Akıl burası, lef-i mahfuz. Niçin akıl ona ulaşamaz, yanaşamaz? Çünkü akıl burada yaratılmış. Nur-u Muhammed'i şurada, bak görüyor musunuz? Şu mağaz görüyor musunuz? Mecul. Bak burada. Burası vacibül vücut. Şöyle yapayım. Mahiyet-i zatiye. Bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır. Oradan sonra şunat-ı zatiye. Buraları çok duydunuz ama şey yapsın, meleke sahibi olun. Sıfat-ı zatiye, esma bitti. Şimdi burası Peygamber aleyhissalatü vesselamın nurudur. Şurası. Mecul. Mecul ne demek? Bütün herkesin benliğinin toplamı. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim isim, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben. Tamam mı? Abi getir misin ben olan beni? Seninkisini getir, onunkisini getir, onunkisini getir, herkesi. Getir, 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 getir. Topla ve karıştır. Mecul. Bu nur-u Muhammed'i. Kainatın çekirdeği bu. Tamam. Yani mecul derken herkesin ben olan beni. Ben olan beni ne? Vücut, hayat, insaniyet. Sana insaniyet verildi. Sen insan değilsin. Bunu bir yerde dediğim zaman sen ne dediğimi duyuyor musun? Bir insanlığın vardı dedi. O da derste kaybettim dedi. Derste dedi adam. Nasıl bir derste demiş. Gitti ne ders yaptın? Vallahi ben insan biliyordum. Kendime insan değilmişim dedi. Ne dedi ki? Neymişsin o zaman dedi. Oldu ha. O ne yazıyor? Vallahi insan olmadım anladım ama gerisini anlamadım zaten. Bak şimdi. Sana vücut verilmiş. Hayat verilmiş. İnsaniyet verilmiş. İslamiyet verilmiş. İman verilmiş. Verilmişse ki verilmiş. Marifet verilmiş. Mabet verilmiş. Ustada dolayısıyla cemaatine. Ustada. İlmi Kur'an'ı, hikmet imani verilmiş. Ayrıyeten. Sebebi neymiş diye çok araştırdım. 1,5 sene araştırdım. 10 saniye söyleyeceğim şey. İnanın bana. 1,5 sene araştırdım. Niçin ustada ilmi Kur'an'ı, hikmet imaniye ayrıyeten bana verildi diyor. Tamam mı? Ayrıyeten. Bu geneldir. Bu hususidir bu ikisi.
Çünkü şöyle buldum. Doğrusu bulunana kadar söylediğim yanlış doğrudur. Benim söylediğim yanlıştır. Ne zamana kadar doğrudur? Doğrusu bulunana kadar. Buldum şu 1,5 sene. Niçin ilmi Kur'an'ı ve hikmet imaniye verilmiş? Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi vesaire kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar var ya. Onları tamir için kimi göndermiş Allah? Peygamber. Semud kavminin pisliğini düzeltmesi için peygamber gelmiş. Lut kavminin pisliğini düzeltmesi için peygamber gelmiş. Peki o kavimlerin pislikleri, günahları şimdi daha genel yok mu? Kim tamir edecek? Peygamber yok. O zaman onu tamir etsin diye bu imama mesuliyet veriyor. Bak sen mesulsun, düzelt bunları. Ama yetkisi yok. Diyor ki adama veya fabrikadaki müdüre, patron diyor ki sen bu fabrikayı yönetmeye, düzeltmeye mesulsun. Fabrikada mesulsun ama yetkin yok. Böyle bir şey olur mu? Müdürsün sen belediyede. Sen mesulsun ama yetkin yok. Nasıl düzelteceğim ben? Ha, Bediüzzaman'a asın imamı diyeceksin, mesulsun düzeltmekten ama yetkin yok. O zaman yetki veriliyor. İki şey veriliyor işte bu. O peygamberlerin düzelttiği o günahları asın imamı ismi eserinde ismi azam mazarı olmalıdır. İsmi azama mazar bir eser olmalı ki o peygamberlerin vazifesi yerine gelsin. Madem mesuldur, o zaman yetkilidir. Yetkili olabilmesi için, yani bir insanı, bir kavmi değil, Risale-i Nur genel olacak, beşeriyetin genel ihtiyacıdır. O zaman Risale-i Nur'un her mevzusu ismi azam mertebesinde izah ediliyor. İsmi azam, mertebi azam noktasında. Yani Risale böyle, çünkü niye? İsa Aleyhisselam zamanında tıp şeyi vardı, zaaf vardı, şimdi de bedensel hayat. Millete ölçü, hissi, nefsi, cismaniyet esas. Hasta. Hastalık acayip şu anda putlaştırıldı. Daha önce ev put vardı. Daha sonra ev, araba putlaştırıldı. Yani her asırda bir meta. Şimdi yok yaşa göre, yok kan grubuna göre diyettir, nedir, check-up yapacaksın. Beden putlaştırılmış şu anda. İsa Aleyhisselam onun da mucizesi o sırada geliyordu. Dedi ki o imam, asıl imamına yetki veriliyor. Nedir? İlmi Kur'ani, hikmeti imani veriliyor. Tamam. Şimdi, niçin akıl yapamaz? Görmenizi istiyorum. Belki de 3 ders anlatsaydım bu kadar anlayamazdık. Bak, çünkü buraya, bu akıl burası, bak görüyor musunuz mavzu? Şu akıl lefi mavzudan sana verilmiş. Şöyle diyeyim. Elma, geri dön. Tomurcuk, geri dön. Dağ, geri dön, gövde, geri dön, kök, geri dön, çekirdek. Daha geri dönebilir mi? Çekirdekten daha geri. Ha, bir şey nereden takılmışsa son mertebe sonrasıdır. Tamam okuyayım. Bak, bir şey nereden takılmışsa, meyve, yaprak çekirdekten mi çıktı? Son noktası da çekirdektir. Akıl nereden takıldı? Lef-i mahfuzda. Ondan öncesini anlayamaz. Onun için akıl o kadar, bu mesele o kadar yüksektir ki ne yanaşabilir ne ulaşabilir. Sebebi, bak burası akıl, maoz. O sana verilen hakikat bu. Mecun, şurası. Nasıl yanaşacak? Bu mevzu diyor, akıl üstü mevzudur. Ama işte ilmi Kur'an'ı, hikmet-i imani özel verildiği için çocukların anlayacağı bile makamda ispat edecek şimdi. Eski eserlerde yok böyle bir şey. Yani böyle bir ihtiyaç yok, böyle bir yetki yok. Böyle bir mesuliyet yüklenmemiş şahsa. Eskideki peygamberler, peygamberimiz hariç. Eskideki peygamberler ve ustadan önceki mücedditler bir kavme, bir zamana, bir yere gelmişlerdi. O zamanın hastalıkları. Evet. Şimdi öyle mi? Şimdi diyor ki, buraya geçtikten sonra sevgili arkadaşlar, neredeyiz bakayım? Şu akıl ona ne ulaşır, ne de yanaşır, anladık değil mi arkadaşlar? Çünkü akıl üstü bir yerden yaratılmış. Akıl bile yaratılmış. Akıl neydi? Aletti. 27. sayfa sözlerde geçiyor.
üstad. Fakat illa nuru iman ile görünür. Bu mevzu imanın inkişafıyla başlar. Ne olacak, benim imanım o kadar inkişaf etmemiş, anlamayacak mı? Fakat diyor, merak etme diyor, seni mahrum etmeyeceğim diyor. Fakat bazı temsilat ile o hakikatin vücudu fehme, anlayışa, fehim, anlayışa takrib edilir. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. Fehim neydi biliyor musunuz? Çok güzel. Bak, diman mertebesine geliyor. Topladım abi. Buradan aşağı inecek kalbe. Bu burada aşağı inerken o süzgecin adı fehim. Lugatta olmaz tabii. Demek ki bu mevzu o kadar yüksek, derin, yüksek ve derin. Akıl ne ona yanaşabilir ne ulaşabilir. Peki, ne yap? Hayır, nur imanla anlaşılır diyor. Ama o kadar da yok. Fakat merak etme, temsil ile halledeceğiz diyor. Bir temsil. Temsil. Şimdi böyle bir temsil görmesek bunu nasıl izah edeceksin? Bak temsile bak. İşte şu kainata nazar hikmeti bakıldığı vakit. Kainat şu arkadaşlar. Bak kainat şu. Şecere-i Hilkat deyince Risale-i Nur'da geçen kainatı bu saate kadar hep okuduk ama kainat nereden başlıyor? Nerede bitiyor? Bak şurada. Bak burada oturuyorsun. Tamam mı abi? Şuradan mouse'a bakın. Şuradan bak mouse. Hop. Arşın altına kadar şu mouse görüyor musun? Cennet cehennem. Bak. Şuradan aşağıya doğru bütün bu alemlerin hulasasına kainat denilir. Peki bütünsele ne denilir? Siz bilerek geldiniz bu derse de, yani böyle normal adam değilsiniz. Bak şu var ya, şu mecun, şurası. Şuradan şu mouse'dan şuraya kadar komple şöyle. Şurası Şecere-i Hilkat denilir. Şimdi lat okuduğunuz zaman Şecere-i Hilkat'le orada otur. Gelme. Dersi bozma. Olduğun yerde otur. Bozmayacağım. Geç oraya. Arkaya otur. Dersi geç gelmenin şeyidir. Otur oraya. Şecere-i Hilkat şuradan şuraya kadar. Arştan aşağıya kainat. Şuraya. Bak şuradan buraya kadar. Kainat tabirini konu ikiye geçtiği zaman arş ve alem-i şehadet. Şecere-i Hilkat arş azam. Tamam mı? Kafaya takmayın. Her şey nizamlıdır. Umumu hukuka hiç kale almış, yapmam. Şimdi kainat bir ağaca benzetiyor. Kainat bir ağaca benziyor. Şimdi nasıl bu kainat bir insanın nurundan yaratıldı? Kafamızı almıyor. Değil mi? Şimdi örnek verecek. Bak örnek verecek. Diyor ki şu kainata nazar-ı hikmete bakıldığı vakit azim bir şecere manasında görülür. Azim bir ne demek şecere? Ağaç. Bir ağaç hayal edebiliyor musunuz? Nereye hayal edelim beraber? Çınar. Çınar da hangi çınar olsun efendim? He? Bursa olsun. Bir meyve var mı orayı? Var değil mi? Tamam. O zaman bilmeyen Bursa'daki ortak bir tarafımız olsun diye yaptım. Herkes kendisine büyük bir çınar ağacı, bildiği bir çınar ağacı hayal etti. Hayal etsin. Ben Bursa'yı hayal ettim. Tamam mı? Azim bir şecere manasında görünür bu kainat. Böyle bir şecere. Tamam mı? Dalı, budağı, yaprağı, kokusu, hücresi, kimyası, fiziği, matematiği, sanatı, geometrisi acayip. Rengi, hücreyi, atomu, DNA'sı, RNA'sı. Ne düşün? Bir ağaç düşün. Tamam mı? Hiç ömründe böyle bir ağaç görmesen, hiç onun çekirdeği sana gösterseler, deseler ki bundan ne çıkar? Ya on değil. Siyah değil mi karpuzun çekirdeği? Onu size gösterseler deseler ki bundan ne çıkar? Siyah karpuzun çekirdeğinden karpuzu kim hayal eder? Edebilirdi. Düşündü pijamalı. Yeşil olacak.
nerede bıçak vuracağım belli olacak, tamam. Oradan keserseniz, tamam, tam pijamada vurursanız, çekirdekler hemen yüzeyde ve tak tak vursan düşer. Eğer pijamanın tersine keserseniz, tohumlar içeride kalır, yemekte zahmet çekersiniz. Dişi yeşil, içi kırmızı olacak. Karabiberi, tuzu, kimyosu vesaire, kimyon altına gelir, çekirdeğe bakarak, olmaz. Demek ki bir çekirdeğe bakarak bir ağaç hatıra gelmez. Veya çınarı gösterdi ama. Bunu nereden çıkmıştır hayal et. Bir ağacı hayal et. Çınar Bursa'daki bu ağaç nereden olmuştur? Peki inşaat mühendisi vardır aramızda. İnşaatçı mıydın sen? Belediyecisi mi? Harita mühendisi. Harita mühendisi. Tam haritada alakalıdır. Ondan sonra Esat burada mı? O da abi diyor, ben diyor inşaat mühendisi değilim dedi. O temelle alakalı ne var? Statik o mühendisi. Teoloji. Yok diyor, temelle inşaatın statik. O bölüme bakıyorum. Allah Allah. Dedim ağacı düşünün ya, bir ağaç mühendisiyim. İnşaat mühendisinin bir temeli varmış. Bir de başka yerleri varmış, bilmem nerelerim varmış, bir sürü bölümler var. Abi ben temellere bakıyorum. Köprülerin temellerinin bilmem nesine bakıyorum. Allah Allah. Şimdi ağacı şimdi düşün. Şöyle bir ağaç düşünelim. Tamam düşündük. Ben uzatmıyorum. Niçin? Bir ağaç düşünmeden bu çözülmeyecek. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır? Şecere nesi varmış? Dört. Dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri var. Dört tane. Var mı abim? Hayal eder miyiz? Dal, etik, yaprak, çiçek, meyveleri var. Vay be, ağacım. Sonra şu şeceri hilkatin de bir şıkkı olan alim-i sufrenin, yani şu dört taneyi uygulayacak bir ağaç şeceri hilkatmış. Bakayım dal neymiş ona. Şu şeceri hilkatin de bir şıkkı olan alim-i sufri, yani bu şeceri hilkat var ya, ağaç, bir dalı şeymiş, alem şahat etti. Alem şahat etmiş. Anasır, anasır ne? Unsurlar. Unsurlar, elementler mi? Unsurlar, evet. Ha, anasır dallarıymış. Anasır, unsurlar. Hava, su? Ziya. Toprak, ziya. Ha? Dört tane. Ana, o ağacın dal, düşün, dal neymiş? Anasırlarıymış. Toprak, hava, su, ateş. İmiş. Bak, o ağacın burada dalı uzanmış arkadaşlar. Ve o şeceri hilkatın dalın bir ucu burası. O dal ne, hangi madde oluşturuyormuş? Toprak, su, hava, ateş. Dördünü karıştırır mısınız? Toprak, su, ateş, hava. Karıştır, karıştır, karıştır. Alem şeceri hilkatın dalı oluyormuş şu dağ. Dalı bulduk mu abi? Bak, cennet cehennem nerede olduğunu göreceksin şimdi. Tamam mı? Nebatat ve eşcar, nebatat ve bitkiler yapraklarıymış. Yapraklar. Şimdi ağacı yapan hayal et. Kapıyı şey açır mısınız? He. Şimdi yaprak. Yaprak. Dalı bulduk. Yaprak neymiş? Şeceri hilkati. Büyük bir ağacın alemi sufli olan alemi şahadetteki yaprağı neymiş? Ağaçlar ve çiçekler. Şecer, ağaçlar, nebatlar, çiçekler, ot nevileri ve ağaçlarmış. Bu da dalın yaprağıymış. Aslında şey gözüküyor, ağaçlar gözüküyor, çiçekler, meğer yaprakmış. Yaprak da böyleymiş. Yani suretiyle hakikati farklı. Mesela karpuza bak, çekirdeğe bak, yani gibi. Demek ki şeceri hilkatın yaprağı, bitkiler ve ağaçların bütünseliymiş. Sonra
hayvanat çiçekleriymiş. 100 bin çeşit hayvan var biliyor musunuz? 400 bin ne var? 400 bin ne? Bir, 100 bin ne denizde var? 100 bin ne çeşit ha? 100 bin denizde var deyince hamsi bir tanedir ha, sayısı değil. Bir tanedir. Yunus da bir tane. Deniz altında 100 bin. Hava aleminde 100 bin. Bitkiler alemi 100 bin. Hayvanlar alemi 100 bin. Kaç yüz bin etti? 400 bin. Bunlar bak şeyler diyor hayvanat çiçekleriymiş. 100 bin tane. Bütün hayvanları alatenim. Tencereyi topla abim. Topla. Karıştır. Şecere hikati ne siymiş abi? Çiçekleriymiş. Ağacın daha ucunu görüyoruz Mustafa. Kendisi yok. Kendisini görüyoruz. Şimdi dünyada her şey aşağıda yukarı büyüyor değil mi? Cennette ise kökleri yukarıdaymış yukarıdan aşağı büyüyor. Bak aynı böyle. Biz buralı değiliz. Çekirdek dal budak bakıyor musun? Dallar aşağıda. Biz ahiret adamı şeklinde. Bir daha. Dünyada her şey aşağıda yukarı büyüyor. Ahirette ise yukarıdan aşağıya büyür. Aha, çekirdek kafa, dal. Tamam ettin mi? Bir kadın hayal et. Kafası çekirdek, dalı bu da aşağıya. Tamam mı? Çocuk nedir? Meyve. Aşağıda. Peki nedir? Ayağının altındadır annelerinin cenneti, onun cenneti. Benim cennetim değil, onun o çocuğun cenneti onun ayağına, o annenin ayağı altındadır. Kim doğmuşsa onun altındadır. Anladık mı? Ne anladık sen işte? Yani bir teşbih şey yapıyoruz, tezi yapıyoruz zannediyoruz. Çok kutsuyoruz. Anne hayır, şeklen de öyledir. Annenin meyvesi dalın sonundadır. Meyvesi de çocuktur. Ağacın sonundadır. O son tarafı da ayaktır yani. Kök asıldır. Yukarıdan aşağı büyümüş. Buralıyken buralı değil insan. Demek ki dalı ana sırlarıymış. Yaprağı bitkilerle ağaçların toplamıymış. Yaprak çiçek hayvanların bütünselliğiymiş. Tamam ağacı yapıyoruz ha. Ağacın bir dalı burada. Bak. Sonra insan meyveler hükmünde görünür. İnsan da meyvelerimiz. Ağacı görüyor musunuz yaz? İnsan sen de meyvesisin. Peki bu dal böyle ama öteki dal nasıl bilmiyoruz ki. Bir dal alemi şahit. Öteki dal bilmiyoruz ki. Lahut, ceberut, melekut. Bir sürü dal var. Tabii canım. Gövde ve kök ne abi? Kök Nur-u Muhammed işte o. Gövde ise şeceri hilkat. Alem-i şehadet bir dal, aşazan bir dal, arş bir dal, nef-i mahfuz bir dal, cennet bir dal yani, cennet bir dal. Kâf, nun, tezgâh bir dal. Yani acayip bir şey ya. Ne biçim alemler var ya, hepsi bizim için. Merak etme, sende mesul gizli kalmayacak. Bu dersleri duy anlama, duy anlama, duy anlama. Git, ya Rabbi diyeceksin, orada alacağın olacak. Ya orada bir dersler dinlemiştim ya. Cennetten ağaçlar varmış, ağaçlar varmış, şeceri kabı kapsam varmış. Bu nasıl bir şeydi ya? İsteme hakkın olacak. İsteme hakkın olacak. Dur anlama ya. Peki ne biliyorsun? Huridir, yemektir, bir anda bir uşkunluk mıydı? Lan bu kadar mısın lan sen? Bu kadar mı isteyeceksin? O kadar. Herkes istediği de kadar. Hatta ben insan tanımlarken bazen insan nedir? İsteklerin cemidir derdi. Eskiden. Ne istiyorsan sen olsun. Başka bir tanımlama vardı benim. Nerede olduğun değil. Tamam. Neyi hissediyor, neyi yaşıyorsa sen oralısın.
Sen olsun. Nerede olduğun değil. Neyi yaşıyorsan oralısın. Bulunduğun yerli değilsin. Mesela şu anda burada bulunup burada olmayanlar var. Oo gitmiş. Zahide kafa sağlıyor ama değil burada. Gitmiş. Açılmış açılmış. Nasıl açılmış? Bak şeter açılır. Şimdi beni seyrettiğini zannediyorsunuz. O orada orayı seyrediyor burayı. Bak seyrediyor. Seyrediyor hakikaten ya. Evet neyse. Dağ buranın bu. Arkadaşlar zor bir ders değil. O kadar zor ders ki ama çok kolay misal. Dal varmış. Bu dalı meydana getiren madde beton, harç, anasır, toprak, su, hava, ateş. Dalı yaptık. Dala yaprak lazım. Ne yaptık onu? Bitkilerle ağaçları koyduk. Dala çiçek lazım. Hayvanları koyduk. Dala meyve lazım. İnsanı koyduk. Tamam? İnsanı koyduk. Bilimsel de cevap veriyor aynı zamanda. Bilimsel. Bilimsel. Şimdi evet bununla giriyoruz artık. Şimdi ne kadar ısındık değil mi? Hadi bakalım. Allah Allah. Allah Allah. İnsan meyvedir ya. Bu nasıl bir şey ya? Meyveyi hayal eder misin? Şeftali ağaç. Ceviz ağaç. Değil mi bak? Üzüm asma. Ne alakası var? Sen ve kainat. Ya neymişiz ya? Öyle basit değilsin ha, kemik değilsin ya. Neymişiz ya? Aman ya. Böyle duymadan kendini gideceksin ya. Günah değil mi ya? Yaşadın mı ki? Risale okumadan kimse duymaz. Risale okumadan okumaya niye yaşadı ki? Tam da niye yaşadı? Bazen tövbe istiyorum Allah'ın şeyini diyor da böyle. Sonra tövbe çekiyorum. Bazı kullar insanları görüyor böyle. Hani sokakta da yaşarsın. Doğdu sarhoş, öldü sarhoş. Ya Rabbi yani yaratılışında ne hikmet var ya? Diyor tamam mı? Eğer o ortadan kalksa sen bile olmaz. Bu insanlık arasındaki ara boşlukta. Herkes sahabe gibi olsa olur mu? Vallahi olmazdı. Yaşanmazdı bu dünyada. Herkes sahabe gibi olsa yaşanır mı? Kimse kuyruğuna basmıyor. Herkes fedakar. Herkes susuz sana veriyor. Herkes aç sana veriyor. Lan böyle dünya mı olur? O zaman olsaydın cennette ben. Zaten Allah-u Teala öyle demiyor mu? Siz öyle olsanız sizi helak ederim. Evet. Yeni bir kayıp üretim ki onlar günah işlesinler ben onları bağışlayayım. Günah şey zannediyorlar ama televizyona baktı şunu yaptı için günah. Yani oradaki şeyde zinadır, içkidir, kumardır. Onu zannediyor. Surettir o. Sistemden bahsediyor. Sistem. Başka bir sistemden bahsediyor. Seni anladın, malum günahlar. Hangi sistem bahsediyor? Sistem. 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 Sistemde günah nasıl bir işlet var? Günah. Ara boşluklar. Mesela şeytan. Bu sistem içinde baş hattır o. Şeytan ortadan kaldırırsan insanlık yok olur. Mülkteki ismi şeytandır. Melekutte mudil esmasıdır. Melek nurdandır, o da mudildendir. Sistem, sistem. Cennet, cehennem korkusu. Cehennem korkusu, cennet arzusu o sistemi fark edemeyip içine girmemekten kaynaklanıyor. Sistemi fark edememekten. Sistemi fark ettin mi? Ne cennet gayesi ne cehennem korkusu kalıyor. Senin cehennem korkusu cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek oluyor. Bir nurcunun cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Bir nurcunun cenneti, cennetin sahibini bulmalı. Cenneti buldum, Allah'a ilgilenme, Allah böyle dese. Tamam lan tamam, gir gir lan gir, gir. İstemiyorum lan, tamam lan gir, gir lan cennete gir. Cennet olur mu? Tamam, Yasin'e sana geldim, açım tamam mı? Tamam lan tamam yani yer lan yer lan zıkkım olsun lan yer lan oradan Adana. Yenir mi yani şimdi? Risal. Bak en ağır baklamayı bana şöyle diyorsun. Ne lan ne ye. Ye lan ye zıkkım olsun.
Veya ikincisi, abi ne yapayım ya? Canım kurban olsun ama kuru ekmeğim var. Lan böyle dedikten sonra kuru ekmek baklava olmaz. Ha, rıza ilahi cennete böyledir. Tamam mı? Tamam. Gir. Anlıyor musun? İstekli ya. Allah da istesin ya. Bir tanesini öyle demiştim. Ulan şefaatler, şefaatleri şunlar bunlar devreye koymadan gir dedim de Allah desin ki tamam lan hak ettin lan gir. Şefaatler şöyle şöyle tapirleri koyma biraz. Abi şey yerinde olur mu acaba hani sistemin günahçı sistem dediniz ya. He sistem abi. O az, fark, naks, kusur. Evet sistem. Olur mu abi? Yerine? Sistem bundan yorulmuştur ustam. Az, fark, noksan, kusuru yorulmanın sistemin adı bu. Günah dedin mi Suret abi? Bu, bunun üzerindeki mülktür ya. Günahı sevsinler ya. Bu mülk ya. İçki, falan, şunlar, bunlar. Mülk. Sistemin adı ad, fark, noksan, kusurun bütünsel yoruma, timiyet ya, tabiat. Şeytan burada ne işi var? Ara boşluklarıdır. Çünkü geçişte nasıl olacak? O kadar ciddi iş yapıyor ki acayip ya. Bazen düşünüyordum lan, tabi usta bunda, melekler iman yok mu? Ulan şeytana da iman olsa ya, şeytanın varlığına iman edin. Niye yok o dedim de, ona varlığı o kadar hissediyoruz ki iman etmeye gerek yok. Anladın mı? Sınav mutsuzu kanımıza kadar işliyor ki, iman edin lan, iman edin bunun varlığına. Ne imanı ya, zaten canım alıyor, boğuyor. Ulan temel demiş, kalk bir tane çaksana, ulan bir kalksan bilirim ne diyeceğim diyor. Aşağıda dayak yiyor, tam yere inmiş. Ya, yukarıdaki akıl veriyor. Ulan kalkınca ben ne yapacağımı bilirim ama bir kalksam. Şu an şeytan öyle yatırmış ki kalkıp ona varlığına iman et. Hakikaten ha hiç düşünmediniz mi? Meleklerin imanının içerisinde şeytan, ha beş yıktı şeytana da iman edin. Yani varlığına iman edin. Niye dememiş? Ulan ne demiş zaten hayatın her safhasında bize ha. Şey sevmez bunu. Kitaplara iman şirkinin içinde abi. Ha abi? Kitaplara imanın içinde şeytana iman. Evet. Bak bu da doğru söylüyor. Ben bazen doğru söylüyorum ha. Oluyor bazen. Nasıl yapıyor? Ya beraber işleyince biraz hoşuma gidiyor ya. Tıngır tıngır gitmek istemiyorum. Yani böyle anlaya anlaya, kavraya, fark etmeye, sistem ya. Sistem. Şöyle bir bilgi, kuru bir bilgi istemiyorum ben. Sistemle beraber gitmek istiyoruz. Bak, anladık değil mi abi? Günah, melekutu sistemdir. Ad, fark, Mustafa, noksa, kusurunu devrite etme. Yani sistem bu. Tabiat. Ha, bu sistem aktif oldu mu zina gözükür. Sistem aktif oldu mu oruçsuz gözükür. Sistem aktif oldu mu namaz yok. Sistemin aktifliğinden kaynaklanıyor. Tembellik de öyle. Sistem aktif oldu mu? Hayır ya. Bu akşam derse gitmeyeceğim ya. Tembellik bu. Ve fırsat vermeyeceksin. Alıştırmayacaksın bu bedeni. Ama yemini ver hayvana. Dedi ki vücudum bitti daha. Ben kaç tane dersten geliyorum şimdi daha. Dedi ki yoruldum. Hiç kusura bakma. Al sana bir bardak pekmezli su açtım sana. Tamam mı? Bir bardak. Bu ata bu yemek yemeten. Sen bu dersi yapacaksın. Başka şansın yok. Yani konuşacaksınız arkadaşlar, lütfen bedenle konuşun. Ne psikoloji kalır, ne sinirseliz kalır. Canım sıkılacak. Ulan canım sıkılacak. Zamanın yok ki. Zaman yok. 7'de kalkmışım, 7-12 gece. Zaman yok ki bir canım sıkılsın. Ulan zaman bulsam yatacağım. Sistem, ne anlatmaya çalışıyorum? Latife ile beraber sistemi anlatmaya çalışıyorum. Ne cennet gayesi vallahi. Gözümüzde tutuyor. Ne cehennem korkusu. Allah ya. Hani biraz önce Yasin yemini söyledi mi? Abi canım feda olsun ya. Abi her şeyim şeyden. Abi yok ya. Kuru ekmek, zeytin ekmek var. O baklava olur. Ama ikinci şık. Lan ye lan ye. Zehir olsun lan, zıkkım olsun lan. Hak etmedin lan. Ye lan şu yemeği. O yemek mi olur? Ha rıza ile bu. Rıza ile veriyorum sana. Rıza. Allah'ı da böyle düşünün. Girin cennetime diyor ya. Tabii. Etkoli fi ibadet, etkoli cennet diye. Gireceksiniz demiyor. Girin diyor, girin. Girin, girin. Burada, burada. Sureti burada, hakikati orada. İbadet, etkoli cennet diye.
Dalı anladık mı abi? Dalı kurduk. Yaprak çiçekleri koyduk mu abi? Meyve insan. Şimdi tamam. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkındaki cari olan bir kanunu elbette şu şeceri azamda, azamda da cari olmak mukteze ismi hakimdir. Hakim ismi küçüğü büyükte, büyük küçükte yapıyor. Mesela bir ağaçtaki kanun, bu biraz önce anlattığımız şeceri hikati de aynıdır. İnsan ile bir dene arasındaki sistem de böyledir. Aynıdır. Yani yazılımları biraz farklı. Sistem aynı. Mesela şöyle diyeyim. Şeftali sistemi ile çınar ağacı aynıdır. Sistem aynıdır. Topraktan beslenir, güneşten alır, suyla gıdalanır vesaire. Ama içindeki sistem, meyvesi vesaire farklı. Aynı bunun gibi şeceri-i hilkat ile ağaç aynı. Ağaç aynı. Şimdi bir karıncayı düşünür müsünüz? Düşündük mü abi? Bursa'daki çınar ağacının köküne koyalım. Şimdi bakıyor o çınara. Onun için nedir ya? Gide gide biter mi o? Biter mi? Bir bakteri düşünün, mikrop düşünün. Mikrop için o Bursa'daki çınar ağacı biter mi? Ya, senin için şeceri hilkat da böyledir. Vay be. Devam edelim. Demek ki burada ne dedi? Diyor ki, küçük çiçekte cari olan bir kanun, ağaçta da cari, insanda var olan bir sistem, büyük sistemde de öyledir. Şeceri hilkat dediğimiz, o biraz önce gösterdiğim ya bütün o alemler, ağaçla aynı. Meyvesi farklı. Birisi armut veriyor, birisi şeftali veriyor. Tamam abi, buraya kadar geldik mi? Çok önemli olduğu için yürüye yürüye gidiyoruz. Mustafa biraz yavaş mı gidiyoruz, izle mi gidiyoruz? İyi. Tamam, peki. Açılmasını istediğim bir yeri söyle abim. Öyleyse, ismi hakim öyle iktiza etti. Bu ağacı anladık mı abi? Tamam. Öyleyse, muktezay hikmet, şu şeceri hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Koca çınarın, artık kafamız alıyor değil mi Bursa'daki o koca çınarın bu çekirdekten olması? Tamam abi? Ha, şu şeceri hilkatı da bir çekirdek bulacağız şimdi. Buna da bir çekirdek bulacağız. Kafayı atıyor şimdi abi. Ama bu ağaç yaprak, çiçek, meyve veriyor. Bu ağaçta ise yaprak, çiçek, meyvesi ayrı. Yani bu ağacın, bizim bildiğimiz ağaç, yaprak var, çiçek var, meyve var. Kendisi de elementlerle yapılmış. Ama bu kainat ağacının yapıldığı madde toprak, hava, su, ateş unsuru. Efendim, bunun yaprağı, bu şeceri hilkatın şeyleri, nebatatı ve bitkileri, bağışları. Çiçeği, hayvanları. Meyvesi ise şeftali, armut, diğeri ne insan? İnsan ve cin. Şimdi insan meyvesi ise ağacı hayal edeceksin şimdi. Aynı kanunla gidiyoruz. Öyleyse mukteza hikmet şu şeceri hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin nüminesini ve esasatını cami olsun. Bak öyle bir çekirdek ki bu ağaçın çekirdeği. Hani çınar ağacına bir çekirdek bulduk ya. Ha bu şeceri hilkatin de öyle bir çekirdek ki alemi cismaniden başka sair alemlerin nüminesini ve esasatına cami olsun. Yani sırf alemi şehadetteki dar yok. Hani çınar ağacı düşündük ya. Sağdaki, soldaki, öndeki, arkadaki, üstteki, alttaki. Hepsinin merkezi çekirdek ya. Ha bu şeceri hilkatin bir dali burası mıydı alemi şehadet? Lef-i Mahfuz'da bir dal, Arş-ı Azam'da bir dal, Kâf'ın tezgahı bir dal, Alem-i Erah bir dal, Cennet Cehennem bir dal, tamam mı? Ha, bunun da böyle bir sürü dalları var. Yani buradaki dünyadaki dallar birbirine eşit. Sağdaki soldaki de armut veriyor, buradaki de armut veriyor, şuradaki de armut veriyor, tamam. Ama bu şeceri hikmet öyle değil. Şu alem-i şehadet, Lef-i Mahfuz'a ispat, Cennet Cehennem, Arş, Kürs, 18 bin tane alem ve dal var. 18 bin. Tamam mı?
olsun. Binler muhtelif alemleri tazamun eden kainatın çekirdeği aslisi ve menşe-i kuru bir madde olamaz. Şimdi cennet, cehennem, kafkın tezgahı, aşazam, ağaç, lefimaz, bu ağacın isimleri, dalları. Şimdi böyle bir ağacın kökü kuru olur çekirdeği. Nasıl olacak değil mi? Karpuzun çekirdeğini hayal et. İnsanın çekirdeğini hayal et. Şeftali hayal et. 18 bin tane dalı var. Bu dalların bütünlüğünün çekirdeği buna uygun olsa gerek. Yani buna göre düşüneceğiz tasarımla. Allah harf kullanmadan, şekil yapmadan yazı yazıyor çekirdekte. Ağacın çekirdeğinde ağaç yok mu? Yazılı mı? Yazılı. Bıçakla içini keselim. Görür müyüz içini? Yok. Yani harf kullanmadan, şekil yapmadan ağaç yazılır mı? Harf kullanmadan. Allah Allah. Allah nasıl yazıyor ya? Allah hakikaten çok hoş ya. Ne güzel bir Allah ya. Ne kadar usta ya. Nasıl geometrici midir, matematik midir, mimar mıdır, sosyolog mudur, fizikçi midir, kimya mıdır? Allah hakikaten ya. Allah, ancak Allah olması lazım ya. Bir şey değil mi? Biz onu tanımadık ama varlığını iman etmek bize yetti biliyor musunuz? Bir de ya onu hakkıyla tanısak biraz. İman etmek bize yetti ya. Varsın dedik, ona iyi oldu ha. Rahatladı. İçlikten kurtar. Varlığı bize, bizi bile inşa etti. Ya onu biraz tanısak. Ha, şimdi böyle 18 bin tane dalı olan bir ağacın kökü de herhalde ona göre bir kök olmaz, çekirdek olması lazım, kuru olmaması lazım. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel on evden başka şecere yok, yani bu şecere-i hırkattan önce başka bir ağaç da yok da Allah aşıladı değil. Yani bu kainat Allah'ı yaratırken zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, macilesiz, modelsiz, müsalsiz, maddesiz, mukayesesiz, patentsiz, ilk ve son yapıyor. Nasıl hatırına geldi Tobias'ta bunlar? Değil mi? Allah nasıl hatırına geldi ya? Ya nasıl hatırına geldi? Şimdi bir şey yaptığınız zaman der ya, ulan nereden hatırına geldi senin ya? Allah nereden hatırına geldi beni yaratmayı ya? Ya yaratılmasaydım Allah ne kötü olacaktı ya? Bazen düşünün kafamı diyor. Ulan öyle değil mi sen? Şimdi yaratılmasa niye olacak? He? Ne olacaktı bir hayal? Bunlar duymayacaktı. Olur mu düşünün? He? Şeftali yememiş olacaktı hiç. Allah Allah. Senin yaratılman için Allah lazım biliyor musun? Varlığın varlığıdır. Sen kalkıyorsun da varlığın da varlığın ortadan kaldırıyorsun. İnkar ediyorsun insan. Ne canilik ya. Ne nakörlük yani. Varlığı varlığımıza sebep. Kalkıyorum ben, varlığımla varlığını inkar ediyorum. Abi bir de şöyle kolaylık oluyor, hani temizliniz ya, patentsiz, ilk defa hani nereden buldu? Hani insan buluyor ya abi bir kere. Evet. İnsan bir kere buluyor, diyorsun ki abi şimdi, ben madem bir kere bulabiliyorum bunu, bana bu his veren zat azam mertebede, esmaya sahip, o hep bulur. Kolay bir yol açılıyor. Sana oluyor. Evet. Ayette eğlence olsun diye yaratmış. Evet, yel avun. Ben bu kainatı diyor, evet, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadım diyor. Evet. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel on evden başka şecere yok ki, Allah onu oradan bir dal kesmiş de aşılamış buraya. Yok. Öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, görüyor musunuz? Elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Demek ki bu 18 bin tane dal dedik ya, o dalların çekirdeğinde nur ve mana var. Ne varmış abim? Nur ve mana varmış. O çekirdek. İçinde nur ve mana var. Bu çekirdekte ne var arkadaşlar armutun çekirdeğinde? Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Tamam mı?
Maddesi bu. İçinde bir yazılım var. Bütün çekirdeklerdeki madde budur. Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Bütün maddelerde bu var ama birisinde yazılım madde, şeftali, birisinde erik, birisinde üzüm. Bu şeceri hilkat dediğimiz 18 bin tane ayrı dalın çekirdeği nur ve mana. Sonra o nur ve manadan yarattı. Allah'ın bir kanunu vardı ağaçta. Toprak düşünün. Çekirdekten çıktı mı ağaç? Meyve verdi mi abi? Bu meyvede çekirdek yok mu? Buradaki çekirdekle bu çekirdeği kıyas edersek şöyle denilir. Ne aynıdır bu, ne gayrıdır. Yani bu çekirdek ne budur, ne de değil değildir. Bak bu çekirdek, kökteki çekirdek değildir. Ama değil de değildir. Ona ne denilir? Ne aynıdır, ne gayrıdır. Tamam mı abi? Peki, bu kanunu kullanalım sevgili arkadaşlar. Sıkmıyorum değil mi sizi? Bak, çekirdekteki, kökteki çekirdek meyvenin içinde de var mı abi? Var. Ha, o zaman bu kainat ağacı da aynı buna benziyordu bizim sisteme. Bunun evvelindeki Nur Muhammed'i, yani nur ve mana, meyvenin içinde de olmalı. Meyve insan değil miydi? Ha, o insanda, yani meyvede o kainatın çekirdeği nur ve mana bu meyvenin içinde var. Yani sende var. İyi dinleyin ama şimdi. Şu anda iyi dinleyin. Can alıcı şurası. Bir daha söyleyeyim sonra bir daha söyleyeyim. Şimdi kökteki çekirdekten ağaç çıktı mı? Çıktı mı? Meyve verdi mi? Verdi. Bu meyvenin içerisinde kökteki çekirdeğin aynısı var mı? Var. Ne aynıdır? Ne gayrıdır. Şimdi bu meyvenin içerisindeki çekirdek ağacın başındaki çekirdeğin aynısı ise bu meyve çekirdek itibariyle ağacın başıdır. Meyve itibariyle ağacın sonudur. Sen meyve itibariyle insan olma itibariyle kainatın sonusun. Ama sende bir ben vardır ki benden içeru. Yani meyvede bir çekirdek var ki çekirdek değil. Çekirdek değil. O meyvenin içerisindeki çekirdeği pergeli koy. O çekirdek itibariyle sen kainattan öncesin. Meyve ağacın sonudur. Çekirdek ise ağacın başıdır. Bir daha, meyve ağacın sonudur. Ağacı hulasalandırdık, meyve oldu. Ama yazılım itibariyle o meyvedeki çekirdek ağacın başıdır. Ne anlatacağım şimdi? Sen de insan olma itibariyle vücut, koy tencereye. Tencereye koy. Vücut, hayat, İnsaniyet, İslamiyet, iman, marifet, mavet. Koy tencere, karıştır bu meyve. Bu itibarla sen kainatın sonusun. Ama sende bir ene vardır ki benim vücudum, benim hayatım, benim insanlığım demiyor muyuz? Olan insanlığına ne olmuş lan? Ha, sende bir ene var ki, yani bak meyve itibariyle ağacın sonudur. Çekirdek itibariyle o çekirdek meyve, yani o çekirdek itibariyle ağacın başıdır. İnsanlık itibariyle kainatın sonuyuz. En itibariyle bendeki benlikle kainatın başısın. Kainattan öncesin, cennetten öncesin, cehennemden öncesin, arştan öncesin, kürsten öncesin. Muhyiddin Arabi pergeli oraya koymuş, öyle demiş. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Neyinle de korkacaksın? Hatta o kadar kendisini o çekirdeğe nura koydu pergelini. Arş benim dedi. Bak iki şey var ya, nur ve mana. Nura koydu. Arş benim. Kürs benim. Cennet benim. Cehennem benim dedi. Biraz da telakki etti. O pergeli nura koymadı. Manaya koydu. Muhammed benim. İsa benim. Musa benim. Nuh benim dedi.
diyebildi tabii. Yanlış mıydı? Dediği doğruydu ama konuşması yanlıştı. Bil dendi. Bildir denmediği için bildirdi, tokat yedi. Bizim de ağzımız bazen durmuyor işte. Bak şimdi, bil ama bildirme. Çünkü Allah da diyor ki herkesin sırrı var. Ben de diyor sırrımdan biraz sırrını araladım. Lan tut sırrını tut. Tutmayınca da Allah kızıyor, kıskanıyor. Bir sahabe, biraz bir teneffüs ettireyim. Sahabe böyle peygamberle beraber hanımı da oradaydı. Hanım orada olunca sahabe kıskanmış peygamber, tamam mı? Acayip diyorsunuz ya. Peygamber de kıskandı, peygamber anlamış tabii. Ulan hanımıyla kocası ama peygamber ayrı hayatına girmiş demek ki. Kıskanınca dedi ki, ya filane, senden ben o sırrı için söylüyorum. Sen namusunu kıskanıyorsun ama ben senden daha fazla kıskançtım. Allah hepimizden daha kıskançlıdır. Allah kıskanıyor. Allah sırrı verdi mi? Verme diyor. Ben sana verdim. İki türlü bir şey veriyor. Al bunu senin olsun, sen de tut. Aramızdaki GPS olsun. Ama bir şey de veriyorum, onu ver. Onu ver. Eğer sana verdiğimi, seninle benim aramdaki ilişkiyi oluşturan o GPS'i başkasına verirsen, sistemi karıştırırsın, ben de sana böyle çıkarım bir daha vermem. Şimdi Allah kıskanıyor. Ondan daha aşağıda peygamber kıskanıyor. Sahabe de ondan. Ben diyor senden daha fazla kıskançlıyım ha. Çünkü kıskanmak bir esmadır. Ha? Şimdi meyve itibariyle, insanlık itibariyle kainatın sonuyuz. Ama bu sistemin yazılım itibariyle kainattan, cennetten önceyiz. Adem'den önceyiz. Arş'tan önceyiz. Küs'ten önceyiz. Dünyaya geldin Alaaddin'in. Nerede doğdun? İstanbul'da mı? Sen dünyadan da öncesin. Ama İstanbul'da doğdun. Bilemem. Sen dünyadan da öncesin. Büyükçekmece'den de öncesin. İstanbul'dan da öncesin. Arş'tan, Kürs'ten, cennetin de kapa gitti zaten. Kitap. Meyve itibariyle sonsun. Çekirdek itibariyle kainattan öncesin. Peki ne işe yarayacak bu bilgi? Emanet mi? Hayır. Ölüm korkusu, cehennem korkusu, kalp krizi, bilmem şeyler geldiği zaman hemen gözünü kapat, kainatın öncesi. Onu da gir böyle bak, hayal et, moda gir. Gir moda, artık cesette bir şeyler oluyor, Azrail gelmiş, gitmiş, duymayacaksın. Çünkü cesedin modundan çıkmışsın. Şimdi Azrail cesetle alakalı. Çünkü küllü nefsin zayikatı net, ceset, yani bununla alakalıdır. Şimdi sen moda, inan vallahi şuraya korkunç bir ağrı girdi. Şu anda. Tamam dedim falan. Dedim gelmiyor bizimle beraber. Şimdi adam izle adım atınca, çocukla adım atmayınca ne yapıyor adam? Çocuğu sürüklüyor değil mi? Şimdi ceset de sürükleniyor sizde de. Ondan beri olmuyor. Çünkü ceset gelmiyor. Gelemeyince sıkıntı yapıyor. Bak. Size bir şey söyledikleri zaman bir moda girmiyor musun? Canın sıkıldığı zaman bir hayal. Ne bileyim bir şey düşündüğü zaman bir moda girmiyor musun? İşte bu sekerat da lazım olacak sana. Şimdi o kadar değil. Sekerat geldiği zaman bu hayatın hakikati olacak. O geldiği zaman alametleriyle gelir. Bazısına 19 gün, şey 33 gün önce gelir. 99 gün önce, 33 gün önce, 19 gün önce, 7 gün, 5, 3, 2, 1, bazısına hiç gelmez Fatih Azay gelir. Yani inşallah size en az 2-3 gün, 7-10 gün önce size haber gelir, gidiyoruz. Başlarsın, yasaktır demeye ama ya arkadaşlar inşallah son görüşmemiz, hakkınız helal falan. Şimdi o moda gireceksin, o şeyde, ona bir ders vardı ya, meyve itibariyle kainatın sonuyuz. Azay da bu sistem içinde değil mi? Evet. Ha, azay da sistem, beşer itibariyle, insanlık itibariyle ben Cebrail'im. Ben Azrail'im, ben İsrafil'im, ben Mikail'im, tamam mı? Ben Şecer-i Hikam, Cebrail benim, İsrafil benim, tamam mı? Mikail benim, dışarıda demeyeseniz bakır ki götürürler, onu da söyle. Kesinlikle götürürler. O adam dedi ki, adam bir tanesi dedi ki, bir tane söyledi. İsa'yım dedi, Bakırköy'e yatırdılar. Şimdi başka bir tanesi çıksa sen dese, ben desem ki, İsa değil, Musa da benim, Mut da benim, İbrahim da benim, aha hep de zır zır. Zırzır deniyorlar.
Adam bir tane peygamberim dedi, bakın kim oldu. Bir de ise Nuh benim değil de Cebrail benim, Azrail benim dese ne olacak? Müebbet. Müebbet evet. Allah Allah. O anda ne oluyor biliyor musun? O halet bilemeyiz, şunu bilemeyiz. Çünkü daha önce ölen var mı? Yok bilmiyorum. Şimdi ölüm anında bir mod oluyor, mod. Sistem çalışıyor. Paldır küldür bir adam gelmiyor. Gel lan buraya kafanı keseceğim. Öyle değil ya. Sistem çalışıyor, sistem. Moda giriyorsun. O moda girdiğin zaman sen deme tak, elinde mod varsa de. Tak, şeceri hılkat, enfus dersine giriyorsun. Arş benim, böyle bir manyak dersi duymuştum. Gürs benim, Cebrail benim, Azrail benim. Bu arada adam icraat yapıyor, hiçbir şey hatırlamaz. Öleceğiniz zaman hatırlarsınız. Eğer hakikaten böyle olmazsa o zaman bana levmedin orada. Merak etme, orada da buluşacağız. Orada tek ne yapacağız şimdi? Allah'ın izniyle değil mi Mehmet? Buluşacak mıyız Mehmet orada? Amin. Her zerre ne olur? Her zerre ile diyor tabii ki ya. Uyanık. Abi enenin hamuru. Mana ve nur mu? Evet abi. Ene, mana ve nur. Abi ene buraya koydum abi. Elime bakar mısın abi? Allah'a bakan enenin yönüne mana, şecerihi ağaç yaratılma, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arş, kürs, cennet, cehennem, İbrahim, Musa, Nuh, Muhammed. Yönü nur. Allah'ın nuru semavat ver artık bu. Mana ise o eneyi yapılandıran, yaratan Allah'ın yönü. Ene iki yönlüdür. Nur, mana. Tamam. Sen neredesin? Orada da yoksun. Zannediyoruz. Vücut rengini verme, Adem'e düşersin. O zaman sen madem vücut rengi yok, sen madem yoksun, var olamıyorsun. Sen zaten yoktun ki ölesin. O zaman kim ölümden korkar? Kim kendisini var zannediyorsa. Gitti, hiç kimse yok ki. Eğer sen varsan öl. Ama varlığın ancak nispetle varlık ustatıyor ki hiçliğini bilmeye çalışıyor. Tamam mı? Kendine vücut rengini versen Adem'e düşersin. Biz zannediyoruz. Zan oradan başlatacağız. Tamam mı? Zannediyoruz. Değiliz. Eğer kendine vücut rengini verirsen o ölecek. Kim ölecek? Kendisini var zanneden. Ben gittim geldim abi, siz bizi düşünüyorum. Evet doğru. İşte size derste bir misal verdim ya, Nazım geçtiği için fırça attım. Bu cenaze torbasını ameliyathaneye getirilen adam bu. Doğru mu abi? Evet abi. Cenaze torbasını. Öldü doktor dedi ki başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Cenazede bırakmış çekip birkaç saat orada kaldın mokta. Ya yok mokta değil. Değil abi. O ameliyathanede kaç saat? Ameliyathanede. Yarım saat ya da bir saat abi kalp duruyor benim. Bitti, kalp durmuş ve tamam demişler ve şey torbası ne torbası? Kurallayacak varken doktor o kadar inanmış ki artık bu olmaz beyinden kaynaklandığı için diye şok bile verdirmemiş bana. Torbaya koyacaklar, durun diyor adama şok bile vermedim, şok verin diyor. Ne olur ne olmaz. Doktorun cevabı geri. Geldi mi? Gelince çok değişik oluyor. Şimdi. Niçin buraya almadım biliyor musun? Lan ne olur ne olmaz, böyle az bir şey hortlamış ya bu. O için almadım, o buraya gelmedi. Hortlamış bu. Hakikaten ya. Adam neyden anlamı bir şey yapın demiş. Mezar torbasından çıkmış adam. Bu adam. Geçenlerde mesaj atıyor. Abi üç günüm kaldı. Lan hani o kadar şey var. Hasan hocam, derslerin hürmetine geri döndürmüş. Evet. Yap tatlı, seviyorum. Anladım. Kızıyorum. Niye geç kaldın diye kızıyorum. Şeydir, kaliteli adam. Allah'tan Orkan bağış yapmamış. He? Allah'tan Orkan bağış yapmamış. Sadece sen yapmış. Benim kimi de bağışlayacaksın? Bana o soruyu sordular biliyor musun? Peki, şu cümleyi de okuyayım da keseyim. Çok geçti ya. Mana ve nur elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasını giydirmesi peygamberimiz var ya. O adam gibi gözüküyor tamam mı? Sahabe böyle kalmış, ayette geçiyor. Böyle yanından ayrılmıyorlarmış böyle. Zannediyorsun ki aşık olmuş kadın erkek gibi.
böyle kalmasının sebebi neymiş biliyor musun? Ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder demek. Enelerin torbası, enelerin cemi olunca insan kendi ona bakınca aynadır, tamam mı? Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Peygamberimiz için diyor ki, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Oraya bakarlarken kendi asılları eneyi, ene aynasında başka şeyi seyrediyorlarmış. Mirat-ı Muhammed'den Allah anlaşılır, bilinir, intikal edilir demiyor. Görünür daim. Adamlar ilk defa aynı görmüş. Gören biliyor mu peki Hasan abi? Biliyor. Nasıl biliyor? Biliyor, onun için kalkmıyor. Ne kadın kalmış evde, ne hurmalıklar kalmış. Ayet nasıl nüzul eder ya? Kalkın artık, bırakın denilir mi? Demek ki adam, o da gidin diyemez. Cenab-ı Hak bunları göremez abi. Cenab-ı Hak da şurayı görür. Görür, her şeyi görür abi. Kainatı görür, cenneti, cehennemi, Allah-u Teala'yı görür. Bu değil mi? Aynen. Radarı koydu mu? Buradayken görür abi. Evet. Çanak anten var ya, bu kafa çanak anten. Çanak anten uyduya çeviriyoruz ama aslında başka, o çanağın içindeki bir şey var, o görüyor. Çanak bu. Bu da çanağın içindeki şey. Çıplak gözle göremedin uyduyu, çıplak kulakla duymadığını çanak duyar. Bu da öyle duyar. Allah. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünürse herkes kendisini görünür dahil. Çünkü ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Rabbini görür. Rabbini görür. Harika. Eyvallah. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve, çabuk gidiyorum. Meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem, yani ben diyor dayanamıyorum da, ben diyor peygamberken Adem daha cennete yaratılmamıştı. Cennet neredeydi? Gördünüz değil mi? Aşağıda. O Nur Muhammed'in neredeydi? Bak, Adem Aleyhisselam şaka zannediliyor, tamam mı? Bak şu. Adem Aleyhisselam şuradaydı, cennette. Görüyor musunuz Mansur? Bu diyor, cennette değilken diyor bu adam, ben buradaydım diyor. Şimdi yattı değil mi kafamız? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ha, paragrafı bitirdim, kesiyorum abi. Çay gelecek inşallah. Kral gibi çay içeceğiz ha. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazar-ı dikkatini celbeden ve arzın nisfını, arzın yarısını toprak bakımından insanlık için, insanlar için beşerin humsunun, ne demek humsunun? Beşte birini, nazarını kendine hasseden peygamberimiz çekivermiş. Beşte bir beşerin, dünya toprağının yarısı. Takım ne böyle? Hava atıyor hiç. Beş, toprak bakımından yarı, insanın beşte birini kendi dikkatini hasseden ve measini manevisiyle alemi ya nazar muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismani, cismini giyerek en ahir bir meyve suretini görecektir. O gözüken var ya, meyve suretinde gözüküyor. Ne yaptı? Yani o çekirdekten ayarlanan şeceri hilkat böyle beşer suretine gelmiş. Onun için bazen düşünüyorum, kafa niye böyle, böyle dönüyor bunlar böyle. İnsanlar böyle iş makinelerinin eline bakılarak yapılmış. Böyle garip, garip değil, insanın taşımış olduğu alemlerden geliyor. Şunu demek istiyorum. Kayashiki Hitoshima denen bir Japon demiş ki, bu renkler, şekiller nereye göre nedir? Adam 437 mi, 347 sayfa böyle kitap yazdı, izah edin. Ustad şu anlarda 60-74 mi, 64. sayfada diyor ki, suret hakikata istinad eder, ondan medet alır. Yani şu suret, taşımış olduğumuz alemlere göre, koltuk böyle, burası böyle, şu çıkıyor, şu çıkıyor, böyle yapıyor, tamam mı? Ağız, bu şekil alması alemlerin yapısından kaynaklanıyor. Her bir yerin bir aleme geçiştir. Öyleler de değil. Bak ne diyor son cümle? Meyve ise, yani bu, Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır.
Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, kainatın teşekkülüne olan nur. Hani o çekirdeğin iki yönü vardı. Mana, nur. Hani var ya, insanı anlamak için derin, yüksek, yanaşılmaz, ulaşılmaz. Ha, derin, nur. Yüksek, mana. Nur-u Muhammed'in yaratılmasındaki Allah yönüne mana, en azından bu ders al. Bu dersi bunun. Bu çekirdeğin Allah yapma tarafına, Allah'a bakan yönü şöyle, mana, mahlukat bak onun tersi, mahlukat ağaç olma yönüne nur. Ha, bu nura demiş Allah, Allah'ın nuru semavat ve lam. Yani yaratılan her şeyi doldurursa dolsun, esma olur. Esmayı böyle nurlandıralım, açılsın, 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 kainat olur. Esma nedir? Donmuş kainat. Esma nedir? Donmuş kainat. İnsan cennette abi böyle, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görene kadar cennetten lezzet alıyor. Cenab-ı Hakk'ı görmeye başladığı an abi, cennet insandan lezzet alacak abi. Cennet insandan lezzet alacak. Evet, aynen. Çünkü yükseğe taşıyor ya. Utan ediyoruz da. Çünkü cennette insan yokken Allah tecelli etmiyor zatı. Zatı yok. İnsan girdikten sonra zatı var. Bu sefer cennet de canlıdır, şuurludur, akıllıdır ya. İlk önce cennet bunu besliyor ana gibi şey gibi. Ana veriyor lezzetleri çocuğa. Sonra kendi lezzeti kendi doğasında uyanıyor. Bu sefer insan Allah'a orada mazhar oldu mu, ondan dolayı cennet şeref alıyor. Onun için cennet çok seviyor insan. Bekliyor ve gözlüyor dediği o. Evet. Bekliyor ve gözlüyormuş. Çünkü onsuz Allah zaten tecelli etmiyor. Cennet bir cilve-i cemali diyor değil mi adam? Evet. Yani bunu şöyle temsil verirsek abi. Hani yüzündeki perdeyi bir açmış, o yansımadan cennet olmuş. Evet, Allah işte. Rahman'ın öyle. Cehennem mesela bir ateş kuyu zannediliyor. Oysa canlıdır, ruhludur, akıllıdır, şuurludur. Kime, neyi, ne zaman, ne kadar vereceğini azabını biliyor. O akıllıdır, öyle seni yakmaz. Bakarsan, ben sana vurabilir miyim tabii ya? Nasıl vururum? Sen bana şey yapabilir miyim? Hakaret edeyim. Yok canım, bir yanımız var. Ha, cehenneme işte, ben sana haram, Müslüman Müslümana namusu, canı, malı, haramdır. Ha, haramdır. Rızasız. He? Rızasız. Evet, rızasız. Haramdır. Cehennem de, cehenneme de haram oluyorsun sen. Böyle dersler olunca cehennem diyorsun ki, kardeştir o, kardeşimizdir o. Maliktir, Mekke melakesi. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Kime neyi de sen tanır onu. Bahşi meydanda da tanır. Öyle ateş gibi. Şeyi dağıt, Kur'an'ı dağıt, defteri dağıt, çocuğu dağıt, büyüğü dağıt. Herkesi yakıyor. Ateş tanır, yakmıyor. Yakmıyor çünkü şuurludur. Cennet de öyle. Diyor ki, ona nereden sordun? Zatı tecelli etmiyor. O zaman cennet insanı bekliyor ve gözlüyor. Gel de diyor. Zat tecelli etsin. O da şuurlu. O da istiyor Allah. O da esmanın tecellisi. Sıfat belli değil. Ya sen gel ki olmuyor yoksa diyor. Tamamlanmıyor sistem. Bu sefer insana tecelli edince zat insandan lezzet alıyor cennet. İnsan üstünde. Cennete gözükmüyor. İnsana gözüküyor. İnsandan cennete akmaya başlıyor. İnsandan cennete akıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu idrakim al, bu küçük teraziyle bu kadem al, idrak edemez. Nasıldır? İdrakim al, bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi, bu kadar sikleti çekmez. Abi, Üstad Hazretleri şeyi izah eder ki, kuvveleri izah ederken, Kuveyva'da bir şehriye, akliye izah ederken orada bir şey söylüyor. Çok kilit bir şey abi. Bununla insan var ya, vaksa var ya, ne veriyor? Ne diyor abi? Diyor ki abi, fıtraten bir hudut korunmamış. Ya. Ya ne demek abi bu? Sonsuz demek abi. İnsanın kuvalarına
bir hudut konulmamış. Niye? Çünkü sonsuzla muhatap olacak ya. İnsanın kuvalarına bir hat ve hudut konulmamış. Abi çünkü... Sonsuz bir ders ha, oldu. Ha, Ahmet çekirdek meyve deyince, çekirdeği ektik, büyüdü, ağaç oldu, meyve verdi, zamanla anlıyoruz. Oysa ki zaman yok. Hep vardı. Her zaman vardı. Sonsuzluktan geldiği için. O yüzden inkar ve imansızlık küfrü bir ebedi cehennemi gerektiriyor. Bir de söyle abim bunu. Yani biz bir zamanla, verdiğin örnek aslında zamanla anlaşılıyor değil mi? Toprağa atıyorsun çekirdeği, büyüyor, bir meyve veriyor. Ve böyle süreç, zaman ama çıkıyor. O alemi şehadette olan bir şey. Zaman burada var. Bahsettiğimiz çekirdekte yok. Nur maneviyattan gelen hadise de bir zaman kavramı yok. Hep vardı yani. Vardı. Yani çekirdek... Kardeşin dediği nihayetsizlik ve sonsuzluğu o anlamda bakmak lazım. Yani çekirdek ve meyve hep vardı. Vardı. Çekirdekte ağaç çıktı Mayıs 1, 2016. 300-400 sene sonra yaprak verdi. 2016'da verdiği yaprakla 600 sene önce verdiği Bursa'da biçilen yaprak aynı değil. Arasında 400 sene geçmiş, 700 sene geçmiş. Değil mi? Soruyorum. Çekirdekte son yaprakla ilk yaprak yok mu? Az zaman yok. İnsanda zaman yok. Dünyanın kuruluşundan kıyamete kadar. Evet, o nur tarafımız, bir de mana tarafımız var. Yeter ki kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Vücut rengini verme nispetinde dünyadan azap, ondan sonra ölüm acısı çekersin. Kim varsa o ölsün, bırak o ölsün. Ya, Geylani Hazretleri'nin zamanla ilgili bir şey var biliyor musunuz? Abdülkadir Geylani annesine gidiyor diyor ki, anne diyor, bir gün diyor köylülerle ağaç getiriyordu. Hatırlıyor mu diyor. He oğlum diyor. Orada diyor bir tane, artık sen diyor götüremez oldum. Bir tane tanımadığım bir adam geldi diyor. Sana yardım etmek istedi, seni diyor. Şeyi ona verdim, hatırlıyor mu diyor. Deyince annesi utanıyor böyle tanımadığı bir adamdan yardım aldı, edepsizlik gibisinden. Diyor ki, anne diyor o benim doğmadan daha geliyor abla. O zaman dedi ki annesi, oğlum sen nereden biliyorsun, ben daha babana gelmemiştim. Sen yoktun. Sen ben kimseyi dinledim sonra sen nereden biliyorsun? O bendim. Ama bu dedi ya ben bir şey demedim ona. Bana fatura çekecek. Masucuğum ben demedim. Bu dediğini ben bir şey yapıyorum. Kamera içerisinde abi. Kamera içerisinde. Kamera sokmadım. Kamera içerisinde. Niye sokmadım anladınız mı? Şahit. O söyledi bir şey. Hasan abi Allah razı olsun müthiş müjdeler verdi abi. Sen bir şey diyordun abi. Sen bir şey demedin abi. Ne? Artık abi. Ben neresi buzlar? Çekil olmaz. Vahir devam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha.